Kıymetli izleyicilerimiz, öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde sizlerle birlikte en son Yıldırım Beyazıt dönemi Haçlı ordusunun Niğbolu Savaşı'na hazırlık süreci konusunu ele alıp konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Haçlı ordusunun Niğbolu savaş planı ve ilerleyişi konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Haçlı ordusunun stratejik planı Buda'da kararlaştırıldı. Sigismund, Osmanlıların hemen toplanabilen ordularla hücum edeceğini ummaktaydı. Ve Eflak Kralı Mirçe böyle durumlarda Osmanlı eyalet ordularına karşı bazı başarılar sağlamıştı. Fakat bu sefer de beklenen olmadı. Ama sonunda ordunun Tuna Nehri'ni takip ederek ilerlemesi ve Karadeniz'de toplanan donanma güçlerinin de Tuna'ya girerek destek sağlamasına karar verildi. Haçlı ordusu Tuna'nın sol kıyısını takip ederek önce Macar ordusu, sonra Fransızlar ve Burgundililer ve Kral Sigismund ve ana Macar ve Alman ordularının artçılığı düzeniyle yürüyüşe geçtiler. Bir diğer Macar ordusu ise Karpatları geçerek Eflak'a inip Eflak kralının rakibini Transilvanya'dan atmayı başardı. Eflak kralı Mirçe ise Tuna ağzından giren Haçlı donanmasının yanından doğudan ilerledi. Haçlılar Osmanlı garnizonlarının bulunduğu bazı kalelere hücum ettiler. Bunlar arasında bulunan Osmanlı devleti vasalı olan Bulgar kralının kardeşinin de elinde bulundurduğu Vidin Kalesi de bu saldırılara uğradı. Vidin Kalesi'nde direnme yapan Voynuklardan oluşan Osmanlı güçleri iç kale alınınca katliamdan geçirildi. Ve 200-300 Fransız bu kazanımdan dolayı Sovalya olarak ilan edildiler. Tuna kenarında çift kale duvarlı Rohova Kalesi ise bir nehir geçiş yolunu savunmaktaydı. Osmanlı garnizon komutanı Kral Sigismund'a bir elçi göndererek askerlerine dokunulmazsa silahlarını bırakıp kaleyi teslim edebileceğini bildirdi. Ve Kral Sigismund bunu kabul etti. Fakat diğer Haçlılar, özellikle Fransız ve Burgundilili şövalyeler bunu kabul etmeyip şehirdeki hem Müslüman hem de Ortodoks Hristiyan olanların çoğunu katlettiler. Ve kendilerine de göre bir seçim yaparak büyük grup ise işe yarayanları esir olarak yanlarına aldılar. 10 Eylül'de Venedik, Ceneviz ve Saint-Jean şövalyeleri gemilerinden oluşan Haçlı donanması Tuna'dan gelerek Niğbolu Kalesi önünde demir attılar. Niğbolu çok önemli bir nehir geçiş noktası ve nehir limanıydı. Nehre bakan bir sarp kayalığın üzerinde çok korunaklı bir kaleye sahipti. Kale yeniden tamir görmüştü ve çok iyi donanımlı bir Türk garnizon kuvveti kalede bulunmaktaydı. Kale komutanı çok tecrübeli
Doğan Bey idi. Önce Fransız ve Burgundili askerler karadan gelip kalenin yakınlarında kamp kurdular. Kral Sigismund ve ordusu ise kalenin öbür tarafında şehrin karşısında kampa girdiler. Fransız ve Burgundililer birkaç merdiven taşımaktaydılar ve Macarların ise lağım kazma birlikleri vardı. Her iki grup da kuşatma için gerekli silahların ellerinde bulunmadığından şikayetçiydi. Halbuki nehirde demirli donanmada birçok mancınık ve benzeri kuşatma için gerekli savaş aletleri bulunmaktaydı. Ve kara ordularından kimse bunları istemeyi düşünmemişti. Kaleye hücum edip alma yerine uzun bir kuşatma ile kaleyi ablukaya alıp yiyecek ve içecek bitinceye kadar bekleme taktiği tercih edildi. Haçlı komutanları Osmanlı Sultanı'nın Haçlı istilasından haberdar olmadığını, olsa bile bu uzak kaleye yetişme imkanı olmadığını düşünmekteydiler. Ve bu nedenle güneye devamlı bir keşif birliği göndermekten kaçınmışlardı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu konunun teferruatı bu kadardı. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu konunun bu konuyu başka bir kaynaktan dinleyelim. Evet. Başta Papalık olmak üzere Batılı hükümet merkezlerine elçiler göndererek Türkleri Avrupa'dan söküp atmak üzere bir ittifak kurabilmeye muvaffak oldu.
Bu seferki Haçlı ordusu öncekilerden çok daha şümürlüydü. O zamana kadar Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişine bigane kalan Fransızlar ve hatta İngilizler bile bu ittifaka dahil oldular. Macar kralı Sigismund'un riyaseti altında toplanan Haçlı ordusunun yekûnü 100 bin kişiden ziyadeydi. Ordu 60 bin Macar, 10 bin Fransız, 6 bin Alman, 10 bin Ulah, 1000 İngiliz, 13 bin Le, İtalyan, Bohemya ve İspanyollardan biri şekildi. Macaristan'ın Dubin şehrinde toplanan bu orduya Efrak Boyvarası Mirce'de 10 bin kişiyle iltihak etti. Rodos şövalyeleri de bu orduya katıldı. Buna mukabil Yıldırım Bayezid'in bu kadar kısa zamanda toplayabildiği ordu mevcudu 60 bin kadardı. Sayılarının çokluğuna güvenen Haçlılar, Türkleri Avrupa kıtasından tamamen söküp atmak hayaliyle bu dinde toplandıktan sonra iki kol halinde harekete geçtiler. Macar kralının emrindeki asıl büyük ordu Sırbistan istikametinde ilerleyerek Tuna Nehri'ne geç, Osmanlı topraklarına girdi. Vidin, Orsava ve Roja şehirlerini zapt ederek buradaki Türkleri tamamen kılıçtan geçirdi. Bu ordu tamamen Katolik Hristiyanlardan bir şekil olduğu için Müslümanlarla birlikte pek çok Ortodoks Hristiyanı da katlederek 1396 Eylül ayı başında bir Osmanlı kalesi olan Niğbolu önüne gelerek kaleyi kuşattı. Haçlı ordusunun ikinci kolu ise korkusuz Can lakabıyla meşhur Nemer Kontu ve Fransız asilzadesi Jean'ın idaresi altında Efrak'a gelip Mirce'nin kuvvetlerini de ordusuna katarak Niğbolu'ya gelip kaleyi kuşatmakta olan Haçlı ordusuna katıldı. Buraya kadar birkaç Osmanlı şehrini kolayca ele geçirip ahaliyi kılıçtan geçirmiş olan Macar kralı Yıldırım Bayezid'in henüz ortalarda görünmemesinden aldığı cesaretle askerlerine yaptığı konuşmada Osmanlıları Rum eline attıktan sonra Kudüs'e kadar tüm Müslüman şehirleri kılıçtan geçireceklerinden dem vuruyordu. Zira o Yıldırım Bayezid'in karşısına çıkma cesareti gösteremediğini ve Asya'ya kadar giderek diğer Müslüman devletlerden destek istediğini sanmaktaydı. Ancak Yıldırım Bayezid küffarın üzerinde yürümekten ve kendine bağlı bulunan Tebas'ı korumaktan asla geri duracak ve kaçacak bir sultan değildi. Anadolu ve Rum elinden toplanan ordular Edirne'de birleşmiş bulunmaktaydı. Yıldırım Bayezid son hazırlıklarını da yaparak hiç vakit kaybetmeden ordusuna harekat emri verdi. Şıpka geçidini aşıp Tırnova'ya vasıl olduğunda tesadüf ederek bu küçük Haçlı ordusunun çoğunluğu imha ettiği kalanları da esir etti. Bu haber Niğbolu'yu kuşatmış bulunan Haçlı ordusunda adeta bir bomba tesiri meydana getirdi. Yıldırım'ın bu kadar kısa bir zamanda Tırnova'ya kadar gelebileceğine inanmak istemediler. Sigismund doğrulamak maksadıyla Yıldırım'ın önüne bir öncü kuvvet gönderdi. Lakin öncü kuvvetten de geri dönebilen olmadı. Yıldırım Bayezid Niğbolu'nun 10 km güneyine sokularak Niğbolu ovasına hakim bir tepede orduca aktardı. Gece yarısı düşman saflarına görünmeden tek başına hareketle kale kuşlarının dibine kadar sokulup Redoğan, Redoğan diye bağırarak kale kumandanına imdadına yetiştiklerini, dayanabildikleri kadar dayanmalarını, şafakla küffarın üzerine saldıracaklarını bildirmesi dünya tarihinde benzerine ender rastlanan bir şecaat örneği olarak çok meşhurdur. Sabah olunca Osmanlı ordusunun karşılarında bulunan Haçlılar hemen silah başı ettiler. Bu umulmadık gelişme karşısında girişilecek muharebenin idaresi hususunda elindeki kumandanlarla istişare bir toplantı yapan Sigismund önden Macar ve Efrak piyade askerlerinin hücuma geçmelerini, Fransız şövalyelerinin ise arkadan destek vermelerinin doğru olacağını ileri sürdü. Bu fikre Fransız şövalyeleri kesinlikle karşı çıktılar. 22 yaşında bir delikanlı olan Korkusuz Şan ve Fransız asilzadeleri Türkleri yenme şerefinin kendilerinden esirgendiğini düşünerek ilk planda savaşa girmek hususunda ısrar ettiler. Sigismund doğru bulmasa da bu görüşü kabule mecbur kaldı. 25 Eylül 1396 günü sabahı 100 ila 120 bin kişilik Haçlı ordusu ile 60 bin kişilik Osmanlı ordusu arasındaki meydan muharebesi hepsi de atlı ve kalın zırhlı olan Fransız şövalyelerinin hücumuyla başladı. Atlı ve baştan başa zırhlı olan Fransız ve Alman şövalyeleri Osmanlı ordusunun birinci hattında bulunan Sarıcabaşa kumandasındaki Azak askerleri karşılamıştı. Ancak zırhlı ve atlı birlikler karşısında büyük bir zayiat verdiler. Osmanlı ordusunun sol kolda kumanda eden Şehzade Süleyman Çelebi Anadolu efendileriyle Hazretleri kurtarmak üzere harekete geçtiyse de başarılı olamadı. Osmanlı'nın aleyhine olan bu gelişme karşısında şövalyeler zafer sarhoşuna düştüler. Ancak Yıldırım Bayezid bu durumu tahmin etmişti ve Hazretleri merkeze doğru geri çekilmelerini emretti. Sigismund Türkler hakkında tecrübeliydi. Fransızları ilerlememeleri için uyardıysa da Sigismund dinlemeyen şövalyeler gerçek bir zafer kazandıklarını düşünerek kaçan Hazretleri takibe başladı. Bir tepeyi aşınca burada Yıldırım Bayezid'in pusudaki asıl kuvvetiyle yüz yüze geldi. Onlar henüz ikinci kez savaş dönemi yaşayan Yıldırım'ın etrafındaki yeni Çin birliğiydi. Yanlara doğru çekilen Osmanlı efendileri ise düşmanın arkasına sarkarak bir kıskaç gibi onların nişan yollarını kestiler. Sağ ve soldaki Yeniçeri okçuları kıskacı alınan şövalyeleri ok yağmuruna tutarak özellikle atlarına nişan alıp yayan hale getiriyordu. Macar kralı Fransızların kıskaçtan kurtarmak için destek gönderdiyse de onlar da ciddi kayıpları vererek geri çekilmeye mecbur kaldılar. Şövalyeler 3 saat zarfında ya teslim olarak veya onu öldürülerek bertaraf edildiler. Bayezid hiç beklemeden Sigismund kompasındaki asıl taşlı ordusuna doğru yöneldi. Haçlıların en gözde birliklerine sahip Fransız ve Almanların mağlubiyeti diğerlerinin taarruzuna imkan vermedi. Efrak Boyvarası Mirce, muharebenin Haçlılar için bir sonra olacağını anlayarak ordusuyla savaştan çekildi. Osmanlı ordusu süratle Sigismund'un üzerine hücum etti. İhtiyat kuvvetlerini bile muharebeye sokan Macar kralı Osmanlılar karşısında hiçbir başarı sağlayamıyordu. Yıldırım Bayezid Han kesin neticeyi almak için Osmanlı kuvvetlerinin hepsine taarruz edildi. Haçlılar kaleye kapılıp nehre doğru kaçmaya başladı. Macar kralı Sigismund, Venedik kalıbasına giderek harp meydanını terk edince asıl bozgun başladı ve Haçlı ordusunun çok büyük bir bölümü Tuna nehrinde boğularak can verdi. Muharebede pek çok asilzade, kumandan ve şövalye esir alındı. Başta Papalık ve Bizans olmak üzere bütün Hristiyan aleminin Osmanlıları Avrupa kıtasından atmak için olanca imkanlarını seferber ederek hazırladıkları büyük Haçlı ordusu Yıldırım Bayezid Han'ın karşısında mukavemet bile edememişti. 25 Eylül 1396 tarihinde Niğbolu'da kazanılan zaferle Macarlar üzerinde büyük bir hatın yapılarak çok miktarda esir alındı. Abbasi halifesi Yıldırım'a mektubunda Sultan-ı İtli ve Rum ünvanı ile hitap etti. O günden itibaren Osmanlı hükümdarlarına Sultan denilmesi ibadet oldu. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın adı kulaktan kulağa tüm dünyaya yayılmıştı. Batıdan doğuya. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Lütfen yorum yapmayın. Videoyu beğenmeyin. Evet. Siz de harp tarihi ordusuna katılmak istiyorsanız abone olun. Kıymetli dostlarım. Bu videomuz buraya kadardı. Bu videomuzda Haçlı ordusunun Niğbolu savaş planı ve ilerleyişi konusunu ele aldık. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sizlerle birlikte önümüzdeki hafta Osmanlı ordusunun Niğbolu savaş alanına gelişi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamayı ve anlatmaya çalışacağız. O zaman videomuzu izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah.